Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. 72. programımızda ben ve Ben Ali Vatansever ve Gürhan Ertür konuğumuz imar barışını konuşmak için Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi Başkanı ve Şehir Plancısı Doktor Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman. Hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş geldin Tayfun. Ben de merhabalar. Teşekkür ederim. Bizim evet. için keyif. Bu aslında gündeme 30 Nisan tarihinde düşen imar barışı, torba yasa tasarısının içerisindeki imar barışı ile ilgili bir program yapmak istedik. Buna dair aslında belki Gürhan Bey bize öncelikle bu tasarı neyi kapsıyor, ona dair bir girizgah yapabilir. Onun üzerinden Tayfun Bey'e sunmak bu isteriz. Yasa tasarısının ismiyle başlayalım. Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından hazırlandı. Senin dediğin gibi 30 Nisan tarihinde de meclise sevk edildi. Şu anda mecliste komisyonunda. 1/944 esas numarasıyla aramak ve bulmak mümkün ama ismini de yazmak lazım. Bu bir torba yasa. Buna ilişkin gerekçenin, genel gerekçenin cümlesini okumak istiyorum. Ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bu suretle kalkınmasını devam ettirmek amacıyla dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisini bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkan sağlamak için diyor. Ve tabii ki bu kanun metninin, 45 sayfalık kanun metninin girişinde hem genel gerekçeyi hem de maddelere ilişkin gerekçeleri okumak mümkün. Kanunun detayları hakkında çok kısa olmak kaydıyla birkaç bilgiyi vermek istiyorum. 31 Mart 2018 tarihinden önce ödenmemiş olan tüm kamu borçları yeniden yapılandırılacak. Borçlarının tamamını nakit ödeyenlere faizde %90 indirim yapılacak. İş yeri açan gençlerin bir yıl boyunca Bağkur primi devlet tarafından ödenecek. 3 ayda bir ödenen 65 yaş aylığı 266 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Kaydı silinen öğrencilerin üniversiteye dönme imkanı veriliyor ama teröre bulaşmamış olması kaydıyla geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili yeni düzenleme yapılıyor. Şeker ve Kurban Bayramları öncesinde 12 milyon emekli ve buna ek olarak gazi, şehit yakını, korucu gibi aylık alanlara biner liralık ikramiye veriliyor. Paketinde toplam maliyetinin 22-24 milyar lira arasında olduğu hesaplanıyor. Buna ilişkin daha önce Medyascope'da yapılmış olan bir program var. O nedenle bunun detaylarına çok fazla girmemize gerek yok. Sayın Selin Sayek Böke ile yapılmış olan programı kastediyorum. Onun kayıtlarına da ulaşmak mümkün. Hemen buradan bu yasanın özellikle imar barışı adı altında getirilen maddelerinin kapsamını sorarak başlayalım. Tayfun sana. İsterseniz şöyle, imar barışı neden deniyor? Kanunu, 16. maddeyi, bu kanundaki 16. maddeyi okursanız eğer, şöyle bir hüküm getirmiş. İlk fıkradan başlayalım. Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla diye başlıyor. Evet. Yani şöyle böyle bir tanım getirmiş. Ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılar. Ne demek bunlar? Yani tamamen kaçak yapılmış olan yapılardan bahsediyoruz. Bir kısmı hiçbir mühendislik hizmeti almamış, mimari projesi olmayan ruhsatsız yapılar. Bir kısmı da mimari projesi ve mühendislik hizmeti almış. Fakat buna aykırı yapıldığı için yapı kullanım izin belgesi, bizim halk tabiriyle iskan alamamış olan yapılar. Evet. Şimdi bunların ikisini bir kere birlikte bir paket olarak tanımlıyor. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde en son istisna olarak, bizim önümüzdeki maddede yok ama tarihi yarımada ve Boğaziçi Öngörünüm kondu. Boğaziçi Öngörünüm ve tarihi yarımada haricindeki tüm topraklarda yapılmış olan yapılara ne yapıyor? Yapı kayıt belgesi veriyor. Evet. Esasında bir taraftan da af sayılmıyor.
Niye af sayılmıyor? Biz hep yeni bir imar affı diyoruz. Doğru, yeni bir imar affı çıkartılıyor. Ama daha önce 2981 sayılı yasayla izleyenlerle hatırlar ne oldu? Tapu tahsis belgeleri verdik kaçak yapılara. Evet. Neydi bu tapu tahsis belgesinin anlamı? Eğer siz yeni yapılacak olan ıslah imar planlarında, konut alanlarında kalırsa o anda işgal ettiğiniz toprak yani arsa, bunun bedelini ödeyerek tapu tahsis belgesi alıyordunuz. Tapu tahsis belgesi ise burası konut alanı ilan edildiğinde size devredileceğine ilişkin bir taahhüt belgesiydi. Yani imar planı yapılacak ve imar planında siz konut alanında kalırsanız bu konut alanı doğrudan size satılacak belgesiydi. Yapılan şey esasında çok farklı değil. Şu anda tüm yapıları kayıt altına alıyor. Yapı kayıt belgesi veriyor. Bunları sisteme işleyeceğini söylüyor. Hatta mülk sahibinin beyanıyla bunlar sisteme işlenecektir diyor yine birinci madde fıkrada. Evet. Ve şunu getiriyor. Diyor ki yapı kayıt belgesi sahibine getirilen imkan sadece yapı kullanma iznidir. Yapıyı kullanabilirsin diyor. Hı hı. Geçici olarak, onun altını çizmek lazım, geçici olarak doğalgaz, elektrik, su bağlanabilir. Yani bir yapıyı kullanmak üzere teknolojinin gerektirdiği tüm nimetlerden faydalanabilir bu bağımsız birim ya da bu yapı. Fakat bu geçici olarak tesis edilir diyor. Yeni bir imar mevzuatına uygun yapıya çevrilmek istendiğinde ya da yeni bir imar planı yapıldığında sen bunu yeniden yapacaksan eğer mevcut imar koşullarına uygun olarak yapman gerekir. Şu anda herkes şunun rüyasını görüyor. Diyor ki insanlar biz şu anda kaçak yapılarımızı tamamen meşru hale getirip hatta bunlara kat mülkiyeti düzenleyeceğiz. Hayır, kaçak yapıların tümü legal hale gelmeyecek. Kaçak yapılar sadece kayıt altına alınacak ve kayıt altına alınmasından dolayı size doğrudan bir kullanım izni çıkacak. Evet, ama hemen bir soru sorabilir tabii. miyim? Şimdi elektrik, su ve doğalgazın bu bağımsız birimlere bağlanması Hı-hı. hakikaten önemli bir sorun. Ama zaten bu konuda Türkiye'de adımlar atıldı diye biliyoruz. Ve yapı izni olmamasına rağmen hatta kaçak yapı olmasına rağmen belediyelerin çıkartmış oldukları bir takım kararlarla bu hak sağlanıyor. Tabii. Doğru mu? Daha önce de sağlandı bu haklar. Evet. Biz niye buna imar affı diyoruz? Biz meslek olarak buna imar affı diyoruz. Çünkü bir imar affı niteliğinde. Neden niteliğinde? Çünkü hazine topraklarının devri de var bu madde içerisinde. Doğru. Ona da geleceğiz ayrıca. Evet. O nedenle imar affı diyoruz ama bu husus etrafında bakarsanız eğer tamamen bir kazanılmış madde yok ki maddenin kendi içerisinde çelişkiler var. Onları tek tek detaylı olarak daha sonrasında irdeleriz fıkra fıkra üzerinden geçerek. Ama sizin sorduğunuz soru esnasında şunu söylemek lazım. En sonuncusu 2007 yılında olmak üzere benzer düzenlemeler torba yasalarla birlikte yapıldı. Yine aynı hükümet tarafından 2007 yılında yine doğalgaz, elektrik, su gibi altyapı tesislerini kaçak yapılara yani yine ruhsatsız olarak yapılmış ya da ruhsatına aykırı olarak yapılıp yapı kullanma izin belgesi almadığı için bu tesisatlar döşenememiş olan yapılara benzer bir af getirildi. Bu sefer de bir yıllık bir süre içerisinde başvurulması halinde cezayı ödeyip siz bunlara da ilişkin işlem yapabiliyordunuz. Benzer bir uygulama daha önce de yapıldı. Yapılmadı değil. Ama bu sefer genişliyor, imar affı oluyor. Çünkü bu sefer tüm yapıları hazine mülkiyeti üzerinde yapılmış olan yapılara da kat mülkiyeti hakkı getiriyor. Hakkı getiriyor, evet. Ben burada bu düzenlemenin internette okuduğum kadarıyla 13 milyon konutu kapsadığı düşünülüyor. Ve yaklaşık olarak 40 milyar TL'nin üzerinde bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Benim anladığım bakanın, işte Mehmet Özeker'in, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın açıklaması da şu yönde. Biz bu kangren olmuş bir sorundur. Hı hı. Sürekli ortada bir tıkanmış bürokrasi vardır. Biz aslında bunu çözmeye, bundan sonra da her şeyi kontrol altına, yani yapı kayıt belgesi vererek çözeceği varsayım. Ile harekete geçtiklerini söylüyor. Bir not düşerek de bunu sormak isterim size. Yani şu ana kadar sanırım 14 imar affı şu ana kadar yapılmış evet, Cumhuriyet adı tarihinde. Adı imar affı olan 14 tane ama az önce 2007 yılında yapıldığını söylediğim maddeler gibi de ek torba yasaları içerisinde geçmiş. O zaman 27 oluyor sanırım sayı. Yanlış mı biliyorum? Evet, onunla ilişkin bir tespitim yok. Onun evet. kesin sayısını söylemem ama şeyi çok 14 imar affını alırsak ya bu değişiklikleri de göz önüne alırsanız takip etmişsinizdir. Bunlarla çözülememiş yani ya da sorunlar ne noktaya gelmiş ki bununla çözeceğimizi, imar başta çözeceğimizi öngörüyoruz. Onu belki sormalıyız size. 1982 yılında benzerini askerler yaptı. Askerler hükümetteyken yani junta. Darbe dönemi. Darbe döneminde evet. Juntacılar bir imar affı yaptı. Hemen arkasından Turgut Özal ilk iktidar olduğunda çıkarttığı yasalardan bir tanesi 1985 sayılı imar affı yasası.
O dönemki Turgut Özal'ın açıklamalarına bakın, çok benzer şeyler göreceksiniz. Bundan sonra bu problemi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bundan sonra kesinlikle ruhsatına aykırı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kaçak yapı yapılmasına hiç izin vermeyeceğiz şeklinde açıklamaları var. Bugün Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamanın, geçmişte Özal'ın yaptığı açıklamadan hiçbir farkı yok. Ayrıca ne vergi oldu? Affıyla ilgili en son yapılan düzenlemeden sonra hükümet dedi ki, gene AK Parti iktidardaydı. Hükümet dedi ki bundan sonra bu iş bitmiştir. Artık her şey yasal hale gelmiştir ve bundan sonra bir vergi barışından bahsetmek mümkün değildir dedi. Ama yeniden o demin okuduğum koskocaman liste kapsamlısı. 16 yıl içerisinde 10 tane vergi affı çıktı. Evet. Benzer bir durum imar affı için de geçerli. Baktığınızda 636 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun bu. Burada da şey var, detaylarına gelince onu da konuşuyoruz. Atıflar var o kanuna. O kanunu çıkarken dönemin bakın Erdoğan Bayraktar da ne dedi? Bundan sonra kesinlikle kaçak yapıya izin vermeyeceğiz. Şu andaki mevcut kaçak yapıların hepsinde bu kanunu, 636 sayılı kanunla kentsel dönüşüme tabi tutacağız ve dönüştüreceğiz dedi. Peki ne oldu? Bunların hepsi unutuldu. İşte orada siyasetin vermesi gereken bir cevap var. Ne oldu? Şu anda tam seçime giderken neden hükümet tam bir barış adı altında herkes de barışma telaşına düştü? Ki İstanbul için, Türkiye kentleri için bugüne kadar bu hale gelmemizin, altyapımızın bu kadar problemli olmasının tek müsebbibi vardır ki bizim çıkartmış olduğumuz imar hafları. Bu imar hafları nedeniyledir ki İstanbul bu kadar büyüdü, İstanbul bu kadar çarpık kentleşti, plansızlıktan uzaklaştı. İmar hafı demek planlamayı tamamen reddetmek demektir. Planlamayı reddettiğinizde de İstanbul gibi bir metropolün sorunlarıyla baş edemezsiniz. Bu imar affı yeni problemleri gündeme getirecek ve yeni problemlerle plancıları karşı karşıya bırakacak. Ki biz hep deriz, plancılar kenti planlamıyor, siyasetçiler planlıyor üst ölçekten baktığınızda. Evet, siyasetçiler çıkartmış oldukları bu yasayla birlikte, umarız ki yasalaşmaz, bu yasayla birlikte ne olacak? Tamamen planlamayı göz ardı etmiş olacaklar. Ve şu anda bu yasanın çıkması İstanbul'daki kaçak olarak yapılaştığını söylediğimiz yaklaşık %65 diyoruz. İstanbul'daki yapıların %65'inde ya kaçak eklenti var, ruhsatına aykırı olarak eklenti var, iskan aldıktan sonra yapılmış olan eklentiler var. Ya ruhsat almış ama ruhsatına aykırı yapıldığı için hiçbir şekilde yapı kullanma izin belgesi alamamış yapılar var. Ya da tamamen hiç ruhsat dahi almamış, ruhsatsız yapılar var. Bunların hepsinin meşrulaştırılması demek mevcut sorunlu olan yapı stoğunu da kabul etmek anlamına geliyor ki esas problemler de burada çıkacak. Evet, yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir diyor. Evet. Ve yeni kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır diyor. Hı hı. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır diyor. Şimdi depremin üzerinden 19 yıl, 20 yıl geçmiş durumda. Bugüne kadar bu problem, yani 13 milyon bağımsız birimin problemli olduğu bilinmeyen bir şey değil, bir gerçek olarak. Birçoğu da bu dönemde yapıldı. Birçoğu da bu dönemde yapıldı üstüne üstlük. Buna rağmen özellikle deprem dayanıklılığına ilişkin, deprem riskine ilişkin çözümler beklerken yeni bir tasarı geliyor ki yasalaşacağı da muhakkak görünüyor. Ve burada da deprem dayanıklılığı hususunu götürüp gene yapı sahibine veya bağımsız birim sahibine bırakıyor. Hı. Bu nasıl çözülecek bir problem? Nasıl çözülecek bir problem? Yani siz çok daha iyi biliyorsunuz. 20 yıldır altın saatleri yapıyorsunuz ve hep depremi konuşuyorsunuz. Evet. Birçok uzmanla da bunu konuşmuşsunuzdur. Biz her zaman şunu söyledik. Bu kentin dönüşüme ihtiyacı var. Ama nasıl bir dönüşüme ihtiyacı var? Gerçekten adaletli, hakça yapılmış ve yerinde yapılmış bir dönüşüme ihtiyacı var. İnsanları bu yapı stoğunda yaşamaya mecbur bırakmamalıyız diyoruz. Bunun sebebi de evet, bu yapıların pek çoğu kaçak olarak yapıldı. Mühendislik hizmetlerinden faydalanmadılar ve yıkılıp yeniden yapılmaları ya da güçlendirilmeleri gerekiyor bu yapılar. Ve bugüne kadar da bu yapılabilirdi değil mi? Yapılabilirdi. Şunu sormak lazım. Eğer kaynağa ihtiyaç varsa şu anda da ona atıf yapılıyor. 636 sayılı kanunla yapılacak projelere bir fon ayrılacak diyor, buradan elde edilecek gelirle. O zaman bugüne kadar 20 yıldır topladığımız özelleşim vergilerinden gelen kaynak ne oldu? Ki 64 milyar TL'den bahsediliyor. Doğru. Bu kanunla birlikte elde edilecek olan, elde edilmesi muhtemel gelirden çok daha fazla bir gelir özelleşim vergileriyle deprem fonuna aktarılmak üzere kaydedildi Maliye Hazinesi'ne. Peki ne oldu?
Bunun sorusunu verecek bir siyasi bugüne kadar çıkmadık. Hiçbir siyasete bu soruya cevap vermedi. Yanıtını veren yok. Evet, maalesef. Bu parayı bir kere sorgulamamız lazım. Bu ne oldu? Eğer kaynağa ihtiyaç varsa bu kaynak halihazırda zaten mali hazinesinde, gerekçemiz kaynak yaratmaksa mali hazinesinde toplandı. Demek ki bu kaynak harcandı. Başka projelere gitti ya da başka bir şekilde değerlendirildi. O nedenle şu anda yok. Yeni bir kaynağa ihtiyaç var. Ama bu kaynağın da yine benzer bir şekilde kullanılacağına ilişkin de bir hüküm yok. Evet. Burada ne diyor? Sadece mali hazinesinin 636 sayılı kanun kapsamında kullanılmak üzere aktarılır diyor. Mali hazinesine bir geliri aktardıktan sonra mali hazinesine bunun nereye aktarıldığını sorgulayamıyorsunuz. Peki bürokrasiyi kolaylaştıracak lafına bakanın açıklamasına ne diyorsunuz? Bürokrasi zaten yani, halihazırda yok olmayan bir bürokrasi. Kaçak bir yapı yapılmış. Hiçbir bürokratik muhatap yok karşınızda. Bürokratik muhatap olabilecek bir hukuki düzenlemeye üzerine kurgulanmış bir şekil yok. Evet, yani bürokratik düzenleme şekil üzerine olur. Evet. Vatandaş, Sayın Bakan şöyle açıklıyor bunu. Diyor ki herhangi bir dönüşüme sokamayan istekli vatandaşlarımız var. Bunlar ruhsatları olmadığı için ya da engelleri olduğu için ilerletemiyorlar süreci. Biz bu barışı sağladığımız takdirde diyor en azından süreç devam edecek. Ondan sonra legal olmuş olacak diyor kendileri için. Yani bürokrasi şeklen uygun olan, yani şekil nerede aranır? Hukuka uygun olarak düzenlediğiniz işlemlerde bürokrasi neyi arar? Şekli arar. Şeklen uygun mudur? Yani yapı ruhsatına uygun mimari proje gerçekleştirmiş misin? Bu mimari proje çizerken meri mevzuata uygun olarak yapmış mısın? Bunlara bakar. Şimdi şeklen hiçbir şekilde olmayan bir şey içerisinde bürokrasi aramak tamamen kılıf uydurmaktan başka bir şey değil. Çünkü ortada bir hukukilik yok. Bürokrasinin arayabileceği bir hukukilik yok. Neyin bürokrasini arıyoruz? Evet. Hemen bir başka soruya geçmek istiyorum. Şimdi Özhaseki belirtti. Hı hı. İmar barışında İstanbul Boğazı istisna tutulabilir diye açıklama yaptı. Hı hı. Enteresan olan şu, kanun tasarısının imarla ilgili maddelerine bakıyoruz. Burada mesela İstanbul Boğazı veyahut da Boğaz'ın ön görünümü ne ilişkin herhangi bir kayıt yok. Fakat daha ilk günden itibaren bu tasarıdan bahseden yayın organlarının, gazetelerin üzerinde durduğu önemli bir konuydu bu. Dediler ki Boğaz ön görünümü de dahil olmak üzere dediler. Evet. Sonradan da bakan bunu hem basından gelen tepkiler üzerine bir geri adım attı. Buna tabii ki tarihi yarımadada dahil olmak üzere. Hı hı. Bunlar nedir? Bir deneme midir? Yani bir maddede belirtmediğin bir konuyu medya kendi kafasından uydurmuyor herhalde. Çünkü bu kanun tasarısıyla ilgili yapılmış olan açıklamalara dayanarak ifade ediyor. Tabii, bu konuda yani, bir bilgi var mı? Basın mensupları da bize de çok sık soruyorlar bunu nerede olacak. Basın mensuplarının ilk sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Bu kanun maddesi ortaya çıkmadan ve şey olduğunda da Boğaziçi de bu kanundan etkilenecek mi? Çünkü evet. Boğaziçi biliyorsunuz değer olarak İstanbul'un en yüksek değerine sahip emlak fiyatları çok yüksek olan bir alan ve burada da pek çok kaçak yapı var. Bunlar da meşru hale gelecek mi diye ilk akıllara gelen soru bu oldu. Gazetecilerin bence baskısıyla ve yaptıkları bu haber üzerine bir oluşan tepkinin tezahürü. Başka da bir açıklaması yok çünkü hiçbir şekilde bir gündeme de gelmedi. Ama şunu sormak lazım, Boğaziçi ön görünümü, tamam geri görünüm etkilenme bölgelerini attınız. Ön görünümü buradan istisna tuttuk. Tarihi yarımada istisna tuttuk. Peki o zaman 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca doğal sit alanı, tarihi sit alanı, arkeolojik sit alanı, kentsel sit alanı ilan edilmiş olan bölgeleri ne yapacağız? Bu alanlarda da pek çok kaçak yapılar var. Doğru. Örneğin Beyoğlu'nda kaçak yapı yok mu? Beyoğlu'nda da kaçak yapılar var. Hem de bu tescilli eserlerin üzerine kaçak yapılar var. Şimdi tescilli eser üzerindeki kaçak yapıyı biz şu anda kullanmaya izin mi vereceğiz? Gibi pek çok soru da çıkacak bunun içerisinde. Evet. Yani sadece eğer istisna yaratılacaksa iyi niyetle düşünelim, iyi niyetle bir yasa yapıyoruz. O zaman tüm 2863 kapsamında olan örneğin arkeolojik sit alanları üzerindeki kaçak yapılar ki altında tarih öncesi dönemlere ait belki de arkeolojik kalıntıların bulunduğu bir alanda yapılmış olan bir kaçak yapıya, bir tesise biz izin vereceğiz şu anda. Evet. Ayrıca mesela 16.9 gibi yapılar
ile ilgili bakanın açıklaması var. Bunlar diyor zaten diyor izinli binalar. Bunlarda herhangi bir problem yok diyor. Ama 16-9... Keza öngörünümü etkileyen son dönemde yapılmış olan yapılar var. İsimlerini pek zikretmeyelim pek burada çok ama. Çok yapı var. Yani ruhsatına aykırı olarak yapılmış olan gökdelenler var. Tabii. Ki bunlara daha sonrasında usulsüz bir şekilde yapı kullanma izin belgesi verildi. Bunların dava konusu olması durumunda da bu hükümler istisna tutulacak, geriye dönük olarak bakılacak ki dava konusu edemeyeceksiniz. Diyecekler ki şu tarihte bu yasa çıktı, o nedenle kazanılmış müktesap hakları oluşmuştur. Bu nedenle bunlar dava konusu edilemez denecek. Evet. Peki. Kat mülkiyeti tesisine ilişkin bir not var. Evet. Diyor ki %50 eğer aynı binada oturanların %50'si bu konuda başvururlar ise ve yapı kayıt belgesine bağlanırsa bütün bağımsız birimler o zaman kat mülkiyeti tesisi gerçekleşir diyor. Size şöyle bir soru soracağım. Sizin şimdi örneğin burada Maslak'tayız. Maslak'ta 3 katlı bir yapınız var. Siz bu yapıya ruhsat almışsınız, ruhsatlı olarak mimari projesine uygun yapmışsınız ve kat mülkiyeti tesis, yapı kullanma izin belgesine sonra kat mülkiyeti tesis etmişsiniz ve bu 3 kata bölünmüş. %33'ü sizin, %33'ü Alevi'nin, %33'ü benim. Şimdi biz sonuçta mülk sahipleriyiz, değil mi? Siz sonrasında bunun üzerine 3. kattaki 2 kat daha çıkmış. Yapı olmuş 5 kat. Ruhsatsız olarak 5 kata çıkmış. Şimdi yeniden kat mülkiyeti tesis edilecek deniyor. Yeniden kat mülkiyeti tesis edildiğinde bize dönüp soracaksın diyor. Ali Bey'le biz size izin vereceğiz ki siz o kaçak olarak yaptığınız 2 katı da meşru hale getireceksiniz. Kat mülkiyeti nasıl düzenlenir? %100 üzerinden düzenlenir. O zaman bizim %33 olan haklarımızda da siz ne yapacaksınız? Tecavüz edeceksiniz. Çünkü yeni kat mülkiyeti düzenlendi. Yeni kat mülkiyeti oranları %20'ye düşecek. Evet. Peki bu durumda benim kabul etme şansım var mı? Ya da Ali Bey'in kabul etme şansı var mı? Çok basit bir matematikle dahi büyük bir hukuki uyuşmazlık çıkacak ortaya. Yani hukuki uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak, bürokrasiyi ortadan kaldırmak üzere bu yasayı yapıyoruz deniyor ama baktığınızda ortaya çıkacak olan komşular birbirine düşecekler. Sen kaçak yapı yaptın, sen yapının örneğin balkonunu terasını kapattın ki çatı terasları biliyorsunuz geleneksel olarak ne yazık ki memleketimizde kapatılıyor. Sen terası kapattın, şu anda onu meşru hale getirdin, söylemleri çıkacak. Bunların kat mülkiyetinde karşılıkları arandığında ise sizin paylarınızdan alıp ona vermek zorunda. Bu nedenle de ortada çok büyük uyuşmazlıklar olacak. Ve haksızlık tabii. Haksızlık olacak ve inanın kat mülkiyetine sahip olan, aynı yapıda bağımsız birimlere sahip olanlar birbirleriyle aralarında davalık olacak. Hem dava sayısı artacak hem de vatandaşlar arası. Tam dersen şu anda en son Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 14 milyon davayı bu yasayla birlikte ortadan kaldıracağız dedi. Evet. Tam tersi de dava sayısı 28 milyon olacak. Evet. Uyuşmazlık artacak çünkü. Peki yani bu uyuşmazlıkları da işte ve Bakan Bey'in sonradan açıklayarak düzeltmeleri de hesaba katarsak sizce aceleye getirilmiş bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa herhangi bir danışılmış bu süreçte bir oda ya da herhangi bir sivil toplum kuruluşu biliyor musunuz? Sürece dair herhangi bir şeffaflık var mı? Tabii bizlere hiç danışılmadı onu söyleyebilirim. Bizler şu anda bunun neden olmaması gerektiği üzerine bir şey yapıyoruz. Çünkü kendi içindeki bu çelişkiler dahi büyük problemleri ortaya çıkartacak. Vatandaşlar için çıkartacak. Meslek alanı için çıkarttıklarını bırakın vatandaşlar için de çok büyük problemler çıkacak. Çünkü şu anda vatandaşların kafasında şu var. Bize bir af çıktı. Ve biz şu anda kaçak yapıları, ruhsatsız yapılarımızı kat mülkiyetiyle düzenleyerek elde edeceğiz diye. Hayır, böyle bir düzen yok burada. Sizi sadece kayıt altına alacak. Kayıt altına almak için de sizden bir bedel alacak. O bedeller de az uz bedeller değiller. Evet. Evet. Yani şu anda ödeyeceğiniz bedeller burada belirtilmiş. Kanunda arsa, belirtiliyor. Arsa emlak değeriyle yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden %3 oranında alınacak kayıt bedeli. Evet. Yani bir alım-satım bedeli kadar, vatandaşlar çok daha iyi anlayacaklardır, bir alım-satım bedeli kadar siz kayıt bedeli ödeyeceksiniz. Bu da aşağı yukarı bir bağımsız birim için 20-30 bin lira gibi bir rakam ortaya çıkartacak. Rakam çıkartacak. Evet. Şimdi böyle bir bedeli ödeyip sadece kayıt olacaksınız. Yani elektrik, su, doğalgaz ve geçici olarak bu altyapı hizmetlerinden yararlanabileceksiniz. Ama yapının yıkılması, yeniden yapılması söz konusu olduğunda ise mevcut meri mevzuata döneceksiniz. İmar durumu neyse eğer yapı o imar durumuyla ancak değerlenebilecek ya da o imar durumu üzerinden değerlendirilebilecek. Örneğin siz 5 katlı bir yapı, bu yapının yine aynı örneği verelim, 2 katı kaçak ve imar planlarında 3 katlı.
bu iki kata yapı kayıt belgesi verilmesi demek o iki katın meşru olduğu anlamına gelmeyecek. O yapı yıkıldığında o yapı tekrar üç katlı olarak yapılabilecek. Evet. Tayfun Kahraman, ben bunu şöyle anlıyorum. Hükümet diyor ki, kardeşim diyor, bunu kayda geçelim. Parasını alalım. Ondan sonra bir deprem olursa, yıkılırsa sorumluluk sendedir zaten. Zaten öyle değil mi? Yani burada bir değişik bir durumla karşı karşıya değiliz. Ayrıca bunların kayda bağlanmasıyla birlikte vatandaşa şöyle bir güvence de verilmiş olmuyor mu? Sen binana dokunma kardeşim. Ben seni zaten kayda aldım. Elektriğin, suyun, doğalgazın yoksa onları da bağlayacağım. Burada da bir sorun yok. Ondan sonrasını da sen kendin karar ver. Ama daha ileride kentsel dönüşümden yararlanmak istersen ve binanı yıkmak istersen bil ki buradaki yeni imar durumuna tabisin. Tabisin ama kayıt belgesi de orada öyle bir ayrıntı var. Sanırım 6. paragraf. Diyor ki birinci fıkrada belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde yapı kayıt belgesi aranır. Evet. Yapı kayıt belgesine şart koşuyor. Örneğin bir yerde kentsel dönüşüm yapacak. Bu alanda kentsel dönüşüm yapacağı zaman sizi muhatap alması için yapı kayıt belgenizin olması gerekiyor. Yapınızı kaydettirmiş. Onun için de paranı ödemiş olman lazım. Bu bedelleri ödemiş olmanız gerekiyor. Evet. Eğer bu bedeli ödemediyseniz, umurumda değil derseniz ne olacak? Siz kentsel dönüşüm projesi içerisinde hak sahibi olamayacaksınız. Evet. Okay. Problem üstüne şu anda uyuşmazlıklar ortadan kaldırılıyor da deniyor ama uyuşmazlık üzerine. Yani şu andaki davaların kat ve kat artmasının nedeni de bu olacak. Bu hazine arazilerine dair özel bir şey var, açıklama var. Hazine arazilerinin direkt devri artı doğrudan satışı, daha sonradan da devlet tarafından doğrudan satışı gibi bir durum var. Bunu bize biraz açıklayabilir misiniz? Ben bu tam kafam anlamıyorum. Yani şöyle, yapı kayıt belgesi aldınız. Hazine mülkiyeti üzerine bir kaçak yapınız var. Ruhsatsız tabii ki. Ruhsat alma, imar planına uygun olma. Şansı yok zaten yapının. Yok. Siz bunun üzerinde bir yapıya sahipseniz eğer, bunların hepsini şu anda bakanlığa tahsis ediyor. Evet. Bütün bu mülkiyetleri bakanlığa tahsis ediyor. Ve bakanlık size yapı kayıt belgesi aldıktan sonra bunları satış için dönecek. Diyecek ki buradaki raiç bedel üzerinden doğrudan size satış yapacağım diyecek. Raiç bedel tespiti yapacak. Orada bedel komisyonları kurulacak büyük ihtimalle. Kanunun onunla ilişkin de bir açıklaması yok. Bu kanun maddesi içerisinde şu da olunması gerekirdi. Açıklanmayan hususlarda yönetmelik esasları tabidir deyip bu maddenin bir yönetmeliğin de olması gerekir. Aksi halde çok fazla açıklanılmaz şey var. Bu satışlar nasıl yapılacak? Bu bedel takdirleri nasıl yapılacak? Örneğin bedel takdirlerine ilişkin bir şey yok. Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirmesi hakkında kanuna atıf yapıyor ama o kanunun 5. maddesine de baktığınızda orada da böyle bir bedel takdirine ilişkin bir şey yok. Raiç bedeli kim belirler? Raiç bedeli nedir? Emlak beyan değeri midir? Yoksa raiç bedel tespit komisyonunun belirlediği güncel koşullar içerisinde tespit edilmiş olan değer midir? Bunlara ilişkin de bir hüküm yok. O anlamda vatandaş eğer bununla karşı karşıya olduğunda bakanlığın tamamen inisiyatifine kalacak. Orada da uyuşmazlıklar çıkacak. Orada da uyuşmazlıklar çıktığında Anayasa Mahkemesi'nin bu maddeyi iptal etmesi gerekir. Bir idare mahkemesi ya da ana muhalefet partisi bunu eğer şeye taşırsa, Anayasa Mahkemesi'ne taşırsa. Çünkü tamamen belirsizlik üzerine kurulmuş olan bir madde bir kanun hükmü olamaz. Evet. Belirli ve tümünün tespit edilmiş olması lazım. Burada da tamamen ne kadar, ilk sorunuza dönersek, ne kadar aceleci yazıldığı ve ne kadar altlığının düşünülmediği kanun hazırlanırken ortaya çıkıyor. Çok acil, çala kalem hazırlanmış bir kanun maddesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Peki şu anda bu madde komisyonda, bu tasarı komisyonda. Geçti komisyondan. Geçti mi? Bu hafta, yarın hatta genel kurula girmesi bekleniyor. Evet. Okeydir. O herhangi bir değişiklik... Sadece Boğaziçi Öngörünüm ve Tarihi Yarımada eklendi. Onun haricinde bir değişiklik olmadı komisyonda. Anladım. Ve şu anda örneğin şunu soracağım. Yani şu sorular geliyor tabii ki insan aklına. Hazine mülkiyetinde olan bir arkeolojik sit, birinci derece arkeolojik sit alanı. Evet. Örneğin hani çok abartı bir örnek olacak ama siz Efes'te arkeolojik sit alanı üzerine bir kaçak yapı yaptınız. Devlet hazine mülkiyetinde, sonuçta kamulaştırıldı tüm o alanlar, hazine mülkiyetinde kaçak yapı yaptınız. Şimdi hazine mülkiyetine bu bakanlığa devredilerek satışı gerçekleşecek mi? Bu hükme bakarsanız vatandaş haklı ve vatandaşı satmak zorundasınız. Arkeolojik sit alanı siz kamulaştırmışsınız, tekrar vatandaşı satacaksınız. Evet. Evet.
bu gibi şey, pek çok uyuşmazlık çıkacak ortaya. Yani o kadar çok şey geliyor ki akla, hani bizim şu anda öngöremediğimiz de şu anda bunlar öngörebildiklerimiz. Küçük bir akıl yürütmeyle ulaşabildiğimiz sonuçlar. O kadar çok uyuşmazlık çıkacak ki ortaya. Belki daha neler çıkacak bizim görmediğimiz ayrıntılardan. Evet. Evet. Kanun tasarısının genel gerekçesinin gerekçelerinin birinci sayfasında Sultanbeyli'ye ilişkin özel bir not var. Evet. Nedir bu? Yani Sultanbeyli'de ne oldu da böyle bir karar alınmak Sultanbeyli çok çok karışık. Şöyle, Sultanbeyli biliyorsunuz tamamen 80'li yıllarda kaçak yapılaşmış olan bir alan. Bu evet. Ne neden oldu? İkinci köprü neden oldu? İkinci köprünün yapılmasıyla birlikte şöyle bir rakam verebilirim size. İstanbul'un nüfusu inanılmaz artıyor. 85-90 yılı arasında %24 artıyor. %24 bir kent için inanılmaz, 5 yıl içerisindeki bir artış için inanılmaz çok, çok büyük bir rakam. Sultanbeyli'nin %2400 artıyor. Niye artıyor? Çünkü tamamen kaçak yapılaşıyor. Niçin? Çünkü oraya bir otoyol geliyor. Sultanbeyli ulaşılabilir bir yer oluyor. O güne kadar tarımsal faaliyet yürütülen bir köy Sultanbeyli. Evet. Ne oluyor? İş buradaki, yeri bile yok orada. Tabii. Buradaki tabii köprüyle birlikte iş yerleri de sanayi de oralara doğru desantralize olmaya başlıyor. Bu alanda büyük bir konut talebi ortaya çıkıyor. Konut talebi de kaçak yapıyla karşılanabiliyor. Buradaki toprak sahipleri bir harita teknikleri marifetiyle biliyorsunuz hisseli tapuyla bu alanları satıyorlar. Noter huzurunda satışlar yapılıyor. Ama tabii ki noterdeki satış tapuya kaydedilmediği için şu anda onların sahipleri hala da aynı kişiler, onların varisleri. Evet. Onların varisleri de başka üçüncü sayısılara daha sonrasında bu arsaları satıyorlar. Üzerinde işgalli. Daha sonra noterde satışları yapılmış fakat noterdeki satışın hiçbir hükmü olmadığı için hukuken noterde devirleri yapılmış. Bir kraki var, bu kraki üzerinde 20 numaralı yer senin diyor. Tamam ama yani bu noterde yapılmış. Şimdi tapuda hiçbir kaydı yok, tapuda bir kraki yok. Tapuda şu anda hala da tarla olarak görünen araziler bunlar. Üçüncü kişilere satış yapılıyor bu tarlalar. Üçüncü kişiler de geliyorlar diyorlar ki çıkın kardeşim bu arsa benim. Vatandaş da diyor ki haklı olarak tepki gösteriyor. Ben burada daha önce satın aldım, konut yaptım. Üstüne konut bana yaptım. Bana elektrik bağladınız, doğalgaz bağladınız, su bağladınız, benim kullanmamı teşvik ettiniz. Depo yaptım, fabrika yaptım. Aynen. Ey devlet, şimdi ne oluyor ki beni buradan üçüncü bir kişi geliyor, hiç tanımadığım bir kişi geliyor, bana çık diyor, burası benim mülkiyetim. Böyle çok fazla, çok büyük problemler var. Bunun karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugünlerde bu sorunu çözmek için arazi trampası yapıyor. Ne demek bu? Yani karşılıklı olarak arazi değiştiriyor. Başka bir taraftaki araziyle. Kendi mülkiyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan arazileri imar planı değişikliği yapıyor. Bu alanlara imar planıyla ticaret ve konut alanı veriyor. Ve bu alanlarla o kişinin, üçüncü şahsın Sultanbeyli'deki arazisini gel diyor trampa edeyim. Yani karşılıklılık ilkesi böylece değişsin. Biz de bunların hepsini dava konusu ediyoruz elbette. Çünkü karşılıklılığına baktığınızda böyle bir değer yok ortada. Çok daha yüksek değerli olan arazileri bu arsalar karşısında değerli. Sorun böyle çözülmeye çalışılıyordu. Şu anda bu kanun buna çözüm getiriyor mu? Yine çözüm getirmiyor. Niye? Çünkü Sultanbeyli hala da özel mülkiyette. Hazine mülkiyetinde değil. Özel mülkiyette olduğu için bu kanun hükümlerini uygulayamazsınız. Sadece ne verirsiniz? Vatandaşa yapı kayıt belgesi verirsiniz. Ama yeni bir imar planı yapıldığında sonuçta buradaki mülk sahibi yine o tarlanın sahibi olan üçüncü kişi. Orada tamamen kanun maddesinde bir çözüm getireceği söyleniyor ama bu tamamen bir aldatmaca. Çünkü özel mülkiyet üzerinde yapmış olduğunuz kaçak yapıların hiçbir hükmü yok. Evet. Hazine mülkiyeti üzerinde ise bir hüküm var. Size satışını gerçekleştiririm diyor Raiç Bedir üzerinden. Ama özel mülkiyet üzerinde ise hazine mülkiyetine geçmesi, yani kamulaştırılması gerekiyor ki yeniden şey oradaki vatandaşlara geçebilsin. Evet. Önemli şu anda vatandaşlar tamamen kandırılıyor. Sultanbeyli örneğindeki problemi çözülemiyor. Ben de hemen bir araya girip soru sormak istiyorum. Şimdi vatandaşın tarafından bakıp anlamaya çalışıyorum. Şimdi zaten ben bütün bu ruhsatımı doğru almış, usulüyle ilerlemiş birisi isem vatandaş olarak zaten affım benimle alakası yok. Hatta cezalandırılıyorum. Çünkü ben bunu yıllardır doğru yaptığım için. Şimdi bu dava sürecinde olan bir vatandaş olsam anladığım kadarıyla bu yapı kayıt belgesi aldığım zaman %3 bir masraf çıkacak bana. Onu ödemem gerekecek. Artı bir sürü sonrasındaki yeni oluşacak sorunlar. Şimdi o zaman vatandaş tarafından baktığım zaman çok fazla bunun artısını göremiyorum. Peki işin o zaman devlet tarafından biraz bakıldığı zaman bu yasa tasarısının amacı sizce nedir? Yani ben neyi kaçırıyorum da bu evet yani
herkesi sevindirecek bir şey olması neden bunun altı çiziliyor? Şu devlet açısından baktığınızda devlet açısından yapı kayıt belgesi sisteminin kurgulanmasının nedeni kaynak yaratmak. Devlet esasında kaynak yaratıyor. Kaynak ben vatandaştan çıkacak. Ama bunu nasıl yaratıyor? Diyor ki vatandaşa ben senin bürokrasiyle olan problemlerini çözüyorum diyor. Ama tam tersine daha büyük bir bürokrasi yaratıyor. Vatandaş da ne düşünüyor şu anda? 1981'de olduğu gibi 1981 daha vatandaş yanında bir düzenlemeydi. Eğer bu düzenlemeye bakarsanız onun da karşısındaydık ama daha vatandaş yanındaydı. Neydi? Çünkü vatandaşa doğrudan hükümleri çok belliydi. Diyordu ki sen yeni bir imar planı yapacaksın. Burada ıslah imar planı, bunda da mümkün olduğunca ıslah imar planına ilişkin yönetmelikler de, yapım yönetmelikleri de çıktı. O yönetmeliklerde tanımladı ki mümkün olduğunca mevcut mülkiyet desteğini koruyarak yap. Yani donatı dengesi arama. Yeşil alan var mı yok mu bunu arama. Yollar ne kadar geniş ya da dar bunları arama. Bunları aramadan bir imar planı yap dedi. Meri mevzuatı unut. Meri mevzuatı haricinde bir imar planı yap ve buna uygun olarak da bunları meşru hale getirelim. Şu anda bir meşru hale getirme aracı da yok. Diyor ki kentsel dönüşüme muhatap olmak zorundasın. Hatta diyor ki sen bu bedeli ödemezsen seni kentsel dönüşümde muhatap dahi almam. Bu bedeli illaki ödemek zorundasın. Aksi bir durum ortaya çıktı. Sen bu bedeli ödemedin, kentsel dönüşüm alanında kaldın. O zaman bambaşka bir sorunla karşı karşıyasın. Evet. Bu Sultanbeyli için de geçerli, bu Bağcılar için de geçerli. Gazi Osman Paşa şu anda İstanbul'da, Türkiye'nin tüm kentlerinde kentsel dönüşüm projeleriyle muhatap olan bütün alanlar için geçerli. Evet. Ve nihayetinde ben bu bürokrasiyi kaldırıyorum diyor ama seni daha da büyük bir bürokrasi içerisine sokuyor. Çünkü kayıt belgesi almış olmak, bu kadar bedel ödemiş olmak senin doğrudan bir mülkiyete sahip olman anlamına da gelmiyor. Mülkiyete sahip olman da değiştirmiyor durumu. Mülkiyete sahip olduğunda da bu kez yeniden kentsel dönüşüm ya da yeniden buradaki imar planlarıyla muhatapsın. Onun haricinde bir şey yapamazsın, düzenleme yapamazsın. Gibi gibi çok fazla şey olacak. Evet. Sorun ortaya çıkacak ve kat mülkiyeti düzenlenmesinin yani bütün bu kaçaklı yapılardaki bağımsız birimlerin kayıt altına alınmasının da bir çözümü olmayacak. Yine aynı şeyle muhatap olacaksınız. Ne olacak? Eğer kat malikleri anlaşırlarsa kendi aralarında şeyleri bölüşecekler. Hisse yüzde oranlarını yeniden bölüşecekler. Bu bambaşka bir sorun ortaya çıkacak diye daha size birçok uyuşmazlık tanımlayabilirim. Yani o kadar anlaşılmaz, o kadar çala kalem hazırlanmış ki içinde çok fazla bilinmez var. Bir başkası daha 18, 19, 20 ve 21. maddeler bu yasa tasarısının bu maddeleri aslında 99 depreminden bu yana kanayan yaralarımızdan birisi olan yapı denetim sistemine ilişkin. Fakat yaraya ilaç bulmak yerine tamamen yarayı daha da derinleştiren bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bunun için ne diyeceksin? Yani yapı denetim hizmetine ilişkin bir şey söylemem tabii inşaat mühendislerine sormak gerekiyor ama hani ben bir şehir plancısı olarak diyebileceğim şu, dediğiniz gibi depremden sonra yapı denetim belgesini özellikle bizler teknik insanlar olarak çoklukla vurguladık, dedik ki yapıların tümünde yapı denetim belgesi olmalı, yapıların projesine ve uyması gereken inşaat tekniklerine uyması, statine uygun olarak yapılması gerekir. Aksi halde yapılar deprem karşısında yeni yapılsa dahi kırılgan olacaklardır. Şimdi bunu istinaden sürekli ne oldu? İstisnalar çıktı. Bugüne kadar Türkiye'de 2000'li yıllardan bugüne kadar üzerinde en fazla değişiklik olan yasa bir yapı denetim kanunu. İkincisi tahmin edersiniz ki ihale kanunu. İki kanunda sürekli değişiklik yapılıyor. Ne yapılıyor? Sürekli istisnalar tanımlanıyor. Yapı denetim kanunu şu anda gerçekten de denetimsiz bir hale geldi. Ve bu denetimsizlik sonucunda şu anda yeni yapılmış yapılara dahi inşaat mühendislerinin söylediğidir bu. Yeni yapılmış yapıların dahi %70'inin projesine ve inşaat mühendisi tekniklerine aykırı olarak yapıldığını söylediler. Kendileri ifade ediyor bunu. O nedenle bugün bu yeni istisnalarla beraber işin daha da abiyane tabirle suyunu çıkartmış olacağız. Yapı denetim belgesini tamamen bir bürokrasiyi yerine getirmek işleminden başka bir şey haline gelmeyecek. İstenen de bir anlamda bu gibi görünüyor. Bu 16. madde onaylanıyorsa ya zaten yapı denetimi yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü şu anda siz yapılar ekonomik ömrünü tamamlayana kadar hepsine yapıyı kullanma izni veriyorsunuz. Bunun mühendislik hizmeti alıp almamış olduğunda hiçbir önemi kalmıyor. Böyle bir hüküm getiriliyorsa zaten
yapı denetimine ne ihtiyaç var diye de sormak lazım. Evet, 16. madde diyor ki afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlar. Yani bir yetkili kuruluş atayacak. Bu nedir? Bu konuda bilgi var mı? Yani bu konuda da bir bilgi yok. Bunların ne olacağı, kimler tarafından bu kuruluşların kurulacağı ya da bunlarda nasıl bir denetim aranacağı tanımlanmıyor. Yani dediğim gibi ya bir yönetmelik tanımlanmalı bu madde içerisinde. Açıklanmayan hususlar yönetmelikte belirtilecektir denmeli ki öyle bir hüküm de yok. Sadece bu bakanlık tarafından esasları yürütülür diyor. Ya da tamamen kanun maddesine ekler yapmak ve bunları tanımlamak gerekiyor. Yapı kayıt belgesini verecek olan kuruluşlara dair tanımlar. Kimdir bu kuruluşlar? Kimlerden oluşur? İnşaat mühendisleri mi verir? Mimarlar mı verir? Ya da inşaat mühendisi, mimar, şehir planlarından oluşan bir ortak konsorsiyum mu kurulur? Kim yapar bunu? Ya da yapı denetim kanununda olduğu gibi sadece bu belgeleri veren, bu belgeleri vermekle yükümlü olan yeni bürolar mı açılır? Buna ilişkin de bir hüküm yok ne yazık ki. Ama bu özelleştirildiği anlamına geliyor bu işleminde. Evet. Bir takım kuruluşlara devredilecek yetki ve onlar bu işi yürütecekler deniyor. Ya da bir takım değil ya da sadece bir tanesine devredilecek. Evet. O bir tanesi tüm Türkiye'de yapı kayıt belgesi düzenleyecek. Evet. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bir hesap var. İşte bu imar barışı diyelim. Buradan 44 milyar bir gelir bekleniyor. Onun dışındaki vergiye bağlı işlerden de 22-24 milyar gibi bir maliyetten bahsediliyor. Bu konuda Çiğdem Toker'in Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmış olan 2 Mayıs 2018 tarihli makalesine atıf yapmak istiyorum. Sadece emekliler için düzenlenecek yeni ödemelerin 23 milyar tuttuğunu belirtiyor. Bir de Nihal Bengisu'nun Habertürk'te 1 Mayıs 2018'deki makalesine atıf yapmak istiyorum. İmar barışı değil, barbarların galibiyeti diyor. Evet. Şimdi son olarak aslında şunu sormak istiyorum ben. Görünüyor ki bu da yasalaşacak. Peki ideal bir dünyada bu sorunu çözmek amacıyla olduğunu söyleyen bir hükümetin yeni bir değişikliği var. Siz diyorsunuz ki bu daha da kompleks bir hale gelecek, daha büyük bir sorun haline gelecek. Peki bu sorun öbeğini bu yasadan sonra çözmeye nereden başlamak lazım? Oda olarak bu konudaki öneriniz ya da şahsen sizin öneriniz nedir? Yani nasıl olacak da biz bu şehirler üzerinde olan bu sorunu daha da karamsar bir noktaya çekmeden çözeceğiz? Nereden başlayacağız buna? Bir umut ışığı ne olabilirdi? Öncelikle samimi bir şekilde bir kez daha bu maddeyi de ortadan kaldırarak bir kez daha af olmayacağını söyleyeceğiz vatandaşa. Ve affetmenin sonuçlarını deprem gerçeğiyle anlatacağız. Gerçekten de bugün affettiğimiz yapıların hepsi birer saatli bomba haline gelecek. Bunları kullanmaya izin verdiğiniz anda olası bir İstanbul depreminde ya da Türkiye'nin diğer kentlerinde, biz hep İstanbul'a dönüyoruz bakıyoruz, ama Türkiye'nin diğer kentlerinde de olası bir deprem karşısında bu yapıların içerisinde yaşamını yitirecek olanların vebali bu yasayı çıkartanlar olacak. Bu vebali bir kere üstlenmek lazım. Bu veballe, bırakın bürokrasiyi ortadan kaldırmayı, bu vebali önce düşünmeniz lazım. Bu vebali düşünmediğimiz anda tamamen topu taça atmış ve kadere bırakmış oluyoruz. Kader değil, esasında bu bürokrasi denen şey, siyasilerin bürokrasi dedikleri şey, tamamen mevzuata uygun olarak yapı yapılmasını gerekli kılan uygulama ve düzenlemeler. Bunlara uygun olarak yapılmayan hiçbir yapıya izin vermeyeceksiniz. Bugün de, yarın da. Biz bugün temennide bulunmak istemiyorum. Niye bulunmak istemiyorum? Çünkü bundan sonra bunu gören vatandaş kaçak yapı yapmaya devam edecek. Devam edecek. Ve siyasiler de bunları meşrulaştırmaya, siyasetin rengi ne olursa olsun, bugünkü hükümet olsun, yarınki hükümet olsun, siyasetin rengi ne olursa olsun, onlar da imar affı yapmaya devam edecekler. O nedenle bugünden başlayarak imar affı meselesini tamamen rafa kaldırmadığımız sürece bir çözüm yaratamayacağız. Yapmamız gereken şey bugün
bunu meclisin tozlu raflarına kaldırmak ve bir daha da indirmemek olmalı. Bunun haricinde gerçekten hiçbir çözüm yok. Bugün siz bunu kabul ettiğinizde bunun bir çözümü de yok. Ne kadar meşrulaştırırsanız hemen arkasından yeni imar alanları, yeni sorun alanları ortaya çıkacak. Evet. Neden de hep çözümsüzlüğe işaret ediyor imar hafları ve bundan sonra da gerçekten de bir çözüm önerebilecek bir İstanbul ya da bir çözüm önerebilecek bir Türkiye kenti kalmayacağı için bir çözüm öneremiyorum size. Tek çözüm var, bunu rafa kaldırmak. Rafa kaldır, mevzuat doğrusuna ilerlemek yani. Tamam, mevzuatı, bürokrasi dedikleri şey zaten mevzuata uygun, kendi hazırladığınız kanunlara uygun olarak yapı yapmak. Evet. Çok teşekkürler. Benim sorularım kalmadı. Benim de süremizi de tamamladık. Süremizi tamamladık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım tüm sorularınıza cevap olabilmişimdir. Çok teşekkürler. Evet. Gelişmeleri birlikte izleyeceğiz. Aynen. Evet. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 72.sinde Tayfun Kahraman'la beraberdik ve imar barışını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bize ulaşmak isterseniz Şehir Hepimizin, İstanbul Hepimizin sosyal medya hesaplarından, İST Hepimizin sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Haftaya başka konu ve konuklar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.